analiz'e hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Bu hafta ekonomik açıdan iki önemli veriyi karşıladık. Pazartesi hatırlayacaksınız büyüme verisi geldi. Bugün itibariyle de sabah enflasyon rakamları açıklandı. Dolayısıyla biz de bugün tarım analizde tarıma biraz da gö ekonomik göstergeler açısından bakalım istiyoruz konunun uzmanıyla. Ankara stüdyomuzda değerli bir konuğum var. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlkay Dellal Hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk İlhan Bey. Şimdi e, bu veriler hakikaten önemli. Bir tarafta büyümede bir pozitif seyir söz konusu. Gıda tarafında maalesef o yumuşak karnımız enflasyonda gıdanın o yumuşak tarafını hissediyoruz. Dolayısıyla bu iki tarafa bakacağız ama isterseniz büyümeyle başlayalım pazartesi günü gelen veriyle. Şimdi baktığımız zaman Türkiye ekonomisi salgının etkili olduğu 2020 yılında %1.8 büyüyerek G20 ülkeler arasında Çin'le beraber pozitif performans sergilen ülke oldu. Büyümenin alt detaylarına baktığımız zaman tarım sektörü 2020'nin son çeyreğinde %4 büyüdü ve 2020'nin genelinde de 4.8'lik bir büyümeyle karşı karşıyayız. Önce isterseniz genel manada tarımdaki büyümeyi nasıl yorumlamak lazım oradan başlayalım. Buyurunuz. Tarımdaki büyüme esas olarak büyüme kaynağı üretim artışları bildiğiniz gibi ve tarım iklime bağlı olarak e, sürdürülen bir faaliyet olduğu için özellikle 2020 yılındaki e, ve 2019 yılından itibaren de üretim dönemi başından itibaren e, hava koşullarının iyi gitmesi e, ürünlerimizin bir çoğunda rekortelerdeki e, artışa neden oldu. E, esas büyüme kaynağını bu oluşturuyor. E, çünkü 2020 yılında gerçekten e, bitkisel üretimde e, rekoltelerde önemli oranda artışlar oldu. Hatta Cumhuriyet tarihi boyunca e, kırılmamış bir takım rekorlar kırıldı. E, Mısır'da 6,5 milyon ton civarında bir üretimi gerçekleştirdik geçen sene. E, yine şeker pancarında da öyle 23 milyon tonluk bir e, üretim gerçekleşti. Bu üretime üretimlere baktığımızda özellikle şeker pancarında örneğin verim miktarında artması yaklaşık 6.8 ton civarındaki bir verim üretim miktarına yansıdı. Yine ekim alanlarında bir artış olmuştu hem mısırda hem şeker pancarında. Yine buğdayda da aynı şekilde. Dolayısıyla hava şartlarının iyi gitmesi bunun yanı sıra çiftçilerimizin kültürel faaliyetlerinde gelişmeler, iyileşmeler hem verimlerimizi artırdı hem de üretim miktarlarımızı artırdı. Bu nedenle büyümenin esas kaynağını 2020 yılında iyi seyreden hava koşulları ve çiftçilerimizin yapmış olduğu bilinçli faaliyetler olarak ifade edebiliriz. Dediğiniz gibi 2020 yılında deyim yerinde ise çiftçi sadece elini değil bütün vücudunu belki taşın altına koydu. Ben hep tırnak içerisinde sağlık çalışanlarımızla ve çiftçilerimize de teşekkür ediyorum. Çünkü pandemi sürecinde hakikaten olağanüstü bir performans sergile sergilediler. Bunu şunun için söylüyorum. Belki büyümeye iki açıdan bakmak lazım. Birincisi diğer sektörlere göre performans ve maliyeti. Çünkü hatırlayacaksınız işte otomotivden ulaştırmaya, turizmden hizmet sektörüne kadar birçok sektör pandemi döneminde e, zor şartlarda e, bir zor e, bir dönem geçirdiği için ee, ekonomik paketler açıklandı. Destek, hibe, teşvik adına ne derseniz deyin ama tarım sektörü bu şekilde bir e, tam manasıyla bir destek paketi görmedi. Buna rağmen bu büyüme performansını ben sıfır maliyetli bir büyüme katkısı olarak yorumluyorum. Ama tabii bir de sektörün kendi içerisinde genelde bu rakamlar pozitif dahi açıklansa kronik sorunlar ve maliyetlerden dolayı e, biz niye büyüyemedik ya da bu büyümeyi biz niye hissetmedik diye serzenişte bulunan sektör paydaşları da oluyor. Belki bir de bu taraftan değerlendirmek lazım. Evet, tarımda en önemli sorunlardan bir tanesi de bu özellikle üretim maliyetlerinin çok yüksek olması çok uzun yıllardan beri Türkiye tarımının en önemli sorunu. Bu nedenle bu büyümeden çiftçilerimize dönen meblağ da maliyetlerin yüksekliği nedeniyle çok fazla olmuyor. Özellikle yine bugün açıklanan verilerde de sizin söylediğiniz gibi gıda enflasyonunda da bir artış var. Bazı sektörlerde bir önceki aya göre gerilemeler olsa bile yine gıda maddeleri fiyatlarında artış var. Dolayısıyla bu tüketiciler açısından da olumsuz bir yön olarak karşımıza çıkıyor. Üreticiler açısından baktığımızdan da hem bu büyümeden geri dönüşü çok fazla olmuyor çiftçilerimize hem de maliyet yükü nedeniyle elde ettikleri karda da bir gerileme söz konusu. Bu tür konular tarımda hep yapısal sorunlar olarak dile getiriliyor biliyorsunuz. Yapısal sorunların devam etmesi Bunlara neden oluyor. Pandemi döneminde sağlıktan sonra ikinci aşamada gıda temini en önemli sorun olarak karşımıza çıkmıştı. Mart ayından itibaren bugün bugünlerde aslında bir yıllık bir süreç içerisinde biz pandemi şartlarında yaşıyoruz. Başlangıçta gıda talebinde çok önemli miktarda artışlar olmuştu. Çünkü eve kapanmalar, karantina dönemleri ve sokağa çıkma yasakları ev tüketiminde evdeki stok miktarlarını tüketecinin artırmasıyla ortaya çıktı. Bu da biraz gıda fiyatlarının yükselmesiyle sonuçlandı. Ee, ama başta da söylediğimiz gibi e, üretici açısından baktığımızda maliyetlerinin yüksek olması e, çok fazla geri dönüşü olmadı e, ancak e, yine verimdeki artışlar e, özellikle e, Mısır gibi şeker pancarı gibi e, ürünlerin de e, verimlerindeki artışlarla birlikte ...bu sene daha önceki yıllardan bir ölçüde daha fazla gelir elde ettiğini söyleyebiliriz üreticilerin... ...ama bu da yine bahsettiğiniz gibi büyümeden ve diğer kaynaklara baktığımızda çok yeterli olmadı. Demek ki tarım sektöründeki büyümeyi belki okurken ya da analiz ederken... ...değer zincirinin tüm halklarındaki dağılıma bakmak lazım. Orada galiba en az payı alan ya da büyümenin en az yansıdığı kısım... Üretici kesimi gibi geliyor bana. Çünkü bir de e, kişi başına düşen milli gelir 2020 yılı itibariyle 614 dolar azalarak e, 8600 dolara geriledi. Ki son 14 yılın en düşük seviyesi olarak bu e, resmiyet kazandı. Kırsaldaki tarafa baktığımız zaman iş biraz daha olumsuz gözüküyor. Zira tarım nüfusunda kişi başına düşen milli gelire baktığımız zaman orada 2836 dolar gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. Genel itibariyle dünyada zaten e, gelişmiş ekonomiler dahil olmak üzere kırsalla kent arasında milli gelirde bir fark vardır. Bu genelde iki katı civarındadır ama Türkiye'deki makasa baktığımız zaman neredeyse üç katından fazla açılmış durumda. Dolayısıyla hani ee, bu, bu büyümeden kırsal ne kadar pay aldı ya da kırsaldaki refah, üretici ne kadar e, olumlu etkilendi dersek hakikaten sınırlı kalıyor sanırım. Evet, büyüme rakamları açısından baktığımızda tabi bir de bunun döviz kurlarıyla elde edilmiş değerlerine de bakmamız lazım. Özellikle döviz kurundaki artışlar bu büyümede çok fazla bize geri dönüşünü azalmasına da neden oldu. Çünkü kişi başına düşen gelirler bahsettiğiniz gibi 8 bin dolar civarlarında ve kırsal alanda gelir de 2 bin 3 bin dolar civarında olduğunu düşünürsek TL olarak büyümüş olsa bile Türkiye ekonomisi ya da tarım sektörü döviz kurları açısından baktığımızda döviz kurunun yükselmesiyle birlikte bu gelirde reel olarak çok yüksek bir meblağ ya çevrilemediğini söyleyebiliriz. Bu açıdan da yine tarımdaki bu gelir yapısı sadece tek bir faktöre bağlı değil hem tarım yapıdaki tarımsal yapıdaki sorunların devam ediyor olması hem maliyetlerin yüksek olması yine üreticinin maliyet kalemleri açısından baktığımızda maliyet kalemleri içerisinde ham maddesi ithalatla sağlanan bir takım ürünlerin olması bütün bu o, sorunları birazcık daha büyütüyor gibi gözüküyor. Böyle bir paradoksun galiba içerisindeyiz ya da hani hem yapısal sorunlar dediniz biraz önce kronik sorunlar e, yerli yerinde duruyor. Diğer taraftan pandemiyle birlikte olağanüstü etkileri de biz bugünlerde yaşıyoruz, son bir yıldır yaşıyoruz. Dolayısıyla bir tarafta üretici maliyetleri artıyor, diğer tarafta tüketici fiyatları artıyor aynı zamanda bir de alım gücü azalıyor. Bunların hepsi tabii son itibariyle vatandaşın 83 milyon insanın cebine yansıyor. Buradan yola çıkarak gıda tarafına geçelim isterseniz. Daha doğrusu enflasyon tarafına geçelim. Şimdi Şubat ayında enflasyon %15.61 oranıyla son 1,5 yılın zirvesini gördü. Gıda enflasyonuna baktığımız zaman aylık %2.57'lik bir artış, yıllık bazda %18.4'lük bir yükseliş karşımızda. Gıda enflasyona dair önce yorumunuzu alalım, sonra biraz detaylara, alt kalemlere bakarız. Gıda enflasyonu açısından pandeminin de bunda etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gıdayı da bazı ürünlerde talepte önemli oranda artışlar oldu. E, talebin artması doğal olarak gıda fiyatlarının da artışına neden oluyor. Ee, yine e, üretim e, miktarındaki artışın e, bu süreçte yani, tüketici açısından da çok olumlu e, olmadığını bize gösteriyor. E, bu nedenle hani e, özellikle kriz dönemlerinde e, tarımsal e, üretim açısından e, daha farklı programlar izlenmesi en azından üretici tüketici fiyatı açısından açığın kapatılması hem üreticinin daha fazla gelir sağlaması tüketicinin de makul bir fiyattan bu ürünü alması açısından önemli. Bir diğer husus da aslında Türkiye'de gelir dağılımıyla ilgili. Çünkü Türkiye'deki gelir dağılımına baktığımız zaman TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre toplumun en az gelir kazanan %20'lik kesimi, gelirin yüzde altısı gibi bir kısmını alıyor ya da en az gelir sağlayan ilk üç grup çok az çok düşük düşük ve orta gelirli grup toplam gelirin yüzde otuz civarını elde ediyor öte yandan son iki dilim ise yüksek ve çok yüksek grup olarak ifade edeceğimiz grup %70 gibi bir payı alıyor ki bu da yine gıda açısından önemli çünkü düşük gelirli orta gelirli grupların Gelirleri içerisinde gıda harcamalarının payı çok yüksek. Dolayısıyla gıda üretimi ya da tarımsal üretim piyasalarda bulunabilir olmasına rağmen düşük gelirli grubun buna fiyat açısından erişememesi yine önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle çalışan nüfusun önemli, bayağı önemli bir kısmının asgari ücretli ...gelir elde ettiği bir ortamda dediğiniz gibi normalde enflasyon sepetinde... ...şu anda %25'in üzerinde bir paya sahip gıda ve alkol içecekler ama... ...harcama tarafına baktığımız zaman kişi başı ya da hane halkı harcamalarında... ...muhtemelen %35-40'ın daha da üzerinde bir paya sahip desek yanlış olmaz herhalde. Ben de yayından önce hocam şöyle bir baktım alt kalemlere... E, ...işlenmemiş gıda tarafında aylık bazda %2.9'luk bir artış var, yıllık %17... Yaş meyve sebze tarafı genel itibariyle bu dönemde çok konuşulur. Oradaki artış aylık bazda %5.2, yıllık bazda kısmi olarak sınırlı kalmış 8.5. buçuk. E, i̇şlenmiş aylık bazdaki gıdalarda da %2.27'lik bir artış, yıllıkta da %19.7'lik bir yükseliş söz konusu. Şimdi ben genelde Son bir yıldaki fiyat hareketlerini şöyle bir karşılaştırıyorum aylık bazda özellikle de temel gıda ürünlerini her dönem her mevsim tüketilen ya da mevsiminde olan sebze ya da meyveleri seçerek orada şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor ayçiçeği ya mesela son bir yılda yüzde 55 artmış portakal bu sezonun meyvesi %54 artmış. Mısır özü yağı yine %54. Yumurta %50 arttı ki yumurta fiyatlarında aylık bazda bir geri çekme var ama yıllık bazda hakikaten hala yüksek bir seyirden bahsedebiliriz. Mercimek %50, pırasa %40 bu, da bu sezonun ürünü olduğu için söylüyorum. Tavuk eti en makul ulaşabileceğimiz protein kaynağı diye hayvansal protein kaynağı olarak söylüyoruz. %39 artmış. Ee, balık %36, zeytinyağı %36 diye devam ediyor. Şimdi en çok fiyatı artan aylık bazda 20 ürüne bakıyoruz. 17'si gıda ve e, alkol içeceklerden oluşuyor. Dolayısıyla herhalde enflasyonda yumuşak karnımız gıda tarafında olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Önümüzdeki döneme dair beklentileriniz nedir sizin? Evet, pandemi döneminde özellikle bazı ürünlerin taleplerinde değişiklikler olmuştu. Bu saydığınız ürünlerden bir kısmı. Fiyat artışlarını analiz ederken bu süreci de analiz etmek lazım. Örneğin pandeminin ilk dönemlerinde ihracatla ilgili bir takım düzenlemeler yapılması, ihracata yönetilecek ürünlerin iç piyasaya aktarılmasına ve dolayısıyla pandeminin ilk dönemlerinde fiyatlarında önemli ölçüde düşüşlere neden olmuştu. Sonrasında normalleşme ile birlikte fiyatlarda artışlar devam etti. Yumurta piyasası yine bu şekilde makarna kuru bakliyat yine talebin artması ve üretimin artması paketleme tesislerinin 2 3 vardiya halinde çalıştığını biliyoruz bu dönemlerde Dolayısıyla aslında 2020 yılı eşi benzeri görülmemiş bir yıl olarak tarihsel kayıtlara geçecek. Belki 100 yıl sonra bile aslında biz 2020'yi analiz edeceğiz. Bu yıl itibariyle de 2020 yılı itibariyle de yine 2020 yılındaki etkiler muhtemelen tarım piyasalarında da devam ederek süre gelecek yine ülkeler diğer ülkelerdeki durumlara baktığımızda hem üretimi yönlendiren hava koşullarına hem de piyasalardaki şu andaki yapıya baktığımızda önümüzdeki aylarda da tarım ürünleri fiyatlarında bir artış olacağı tahmin ediliyor yine bu sene özellikle Ekim ayından itibaren hava koşullarında Özellikle yağışlarda bir azalma önemli kaygılara yol açmıştı biliyorsunuz. Türkiye'de de kışlık hububat toplam tarımsal üretimimiz içerisinde hem ekim alanı olarak hem üretim miktarı açısından da önemli miktarı oluşturuyor. Özellikle Mart ve Nisan ayındaki yağışlarıyla rekoltenin oluşacağını da göz önünde bulundurursak burada oluşacak herhangi bir sorun, Önemli ölçüde rekortya yansıyacaktır ve bu da yine fiyatlarda dalgalanmaya da yoluşacaktır. Hem pandeminin süre gelen etkisi, hem de şu anda içinde bulunduğumuz hava koşulları önümüzdeki aylarda gıda fiyatlarını belirleyecek ama bunun da çok düşük olarak ya da bir gerileme olarak yansıyacağını ben çok fazla düşünmüyorum. Hocam aslında pandemi süreci bir ders niteliğinde. Birçok ülke bu e, süreçten dersler, önemli dersler çıkarttı, sonuçlar çıkarttı ve ona göre de ev ödevlerini yapıyor. Türkiye'de yapıyordur e, mutlaka diye düşünüyorum ama yine de şöyle bir altını çizmek açısından. Çünkü sizin uzmanlık alanınıza bakıyorum. Tarım politikası var, etki analizi var, gıda ve tarım ürünleri piyasaları var. Bir de iklim değişikliği ekonomisi var. Aslında bunların hepsi şu anda bizim... E, yaşadığımız sorunların belki parçaları diyebileceğimiz başlıkları içeriyor. Yani üretim planlaması, desteklemelerdeki sıkıntılar, e, örümcek ağ teoremi mesela yüksek fiyatları konuşuyoruz ama bir taraftan da şimdi baktığımız zaman kuru soğan ve patates çok makul markette ama o makullüğün bile bir aslında riski var çünkü üreticinin zarar ettiği bir süreçten geçiyoruz. Belki önümüzdeki dönem sırf bu dönemde üretici zarar ettiği için kuru soğan ve patates ekiminden vazgeçip gelecek sözünde belki onları konuşacağız. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Sizin gözünüzden baktığımız zaman bizim bu kronik sorunları aşmamız ve artık gıda enflasyonunu gündemimizden çıkartmamız adına ve artı büyümede belki üreticinin refahında artıracak o nicelikten niteliğe geçmemiz için Tarımsal faaliyet sizin de bahsettiğiniz gibi İrfan Bey birçok faktörden etkileniyor. Ee, tabii bunun yanı sıra sadece tarım ekonomik bir olayda değil sosyal e, yönü de var. Ee, onun yanı sıra toprak üzerinde, su üzerinde e, ve e, son dönemlerde de bu iklim değişikliğiyle de e, daha fazla gündeme geliyor. Havada da e, karbondioksit emisyonu e, e, salımı yaparak iklim değişikliğine de neden oluyor. Bunun yanı sıra bir de biyoçeşitlilikle ilgili de bir takım yönleri var. Tarımsal faaliyetler biyoçeşitliğin azalmasına da neden oluyor. Bu nedenle tarım bütüncül olarak bakılmalı, yönetilmeli. Yine ekonomik açısın, ekonomik açıdan baktığımızda çiftçilerin geri dönüşünü... ...ya da gelir elde edecek faaliyetlere doğru yönelmesi... ...tabii ki öncelikle geçim kaygısından kaynaklanıyor... Örneğin Türkiye'de başta da söylediğimiz gibi bu sene 2020 yılında hem mısır üretiminde hem şeker pancarı üretiminde gerçekten rekorlar kırıldı. Çiftçi neden mısıra neden şeker pancarına yöneliyor? Bu açıdan baktığımızda da örneğin 2020 yılı gelir ve giderleriyle bunu ifade edecek olursak 2020 yılında bir dekar buğdaydan elde ettiği gelirden daha fazlasını mısırdan ve şeker pancarından üretici elde ediyor. Ee, belki 4 kat e, belki 7 kat örneğin Mısır'da 4 kat e, şeker pancarında 7 kat bir geliri e, elde edebiliyor. Dolayısıyla rekabet e, açısından baktığımızda buğday, e, Mısır ve şeker pancarında e, ekim alanlarının artışını e, çok rahatlıkla görebiliriz. E, bunlar e, ülkedeki toprak ve su kaynakları üzerinde de bir takım sıkıntılara neden oluyor. Belki e, sulu e, şartlarda yetişmeyecek ürünler e, yetiştiriliyor. Kısa dönemde bu ülke gelir olarak ekonomik olarak bir olumlu yönde dönerken uzun dönemde belki sorunlara yol açabilir. Bu açıdan tarımsal üretimi çok boyutlu olarak düşünmek lazım. Sadece tek boyutuyla değil çünkü tarımsal üretim dünya literatüründe de aynı şekilde çok faktörlü bir unsur olarak değerlendiriliyor hem ekonomik boyutu hem sosyal boyutu hem çevre boyutu ve son dönemlerde sera gazı emisyonuna hem katkısı hem sera gazı emisyonunu azaltıcı uygulamaları da yapıyor olması bu nedenle tarımı bir bütüncül olarak değerlendirmek lazım yine yönetimin de bu şekilde olması gerekir. Peki hocam çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Bugün Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İlkay Dellal hocamla birlikte tarıma ekonomik göstergeleri açısından baktık. Hem büyüme hem enflasyon özelinde biraz değerlendirmeye çalıştık süremiz el verdiğince. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.